Arkadaşlar, ilk konumuz hareket. Tabi bu hareketin içerisinde bağlı harekete nehir problemleri de giriyor. Ama biz ilk önce hareketin en baş ifadeleriyle başlıyoruz. Bilmemiz gereken ifadeler. 1. Konum. Nedir konum? Bir cismin referans noktasına göre yönlü uzaklığına denir. Referans noktasına göre. Nasıl uzaklık? Yönlü uzaklık. Yönlü uzaklık dediğimizden dolayı konum nasıl bir niceliktir? Vektörel bir büyüklüktür diyoruz. Yer değiştirme. Hareketin bu bölümü birazcık anlatılıp hemen geçilmesi gereken bir bölüm. Delta x'ten ifade ediyoruz. Nedir yer değiştirme? İlk konumu ile son konumu arasında kalan yönlü uzaklığa deniyor. Sonuçta bu da nasıl bir büyüklük? Yönlü bir büyüklük. Dolayısıyla bu da nasıl bir nicelik demektir? Vektörel bir büyüklük yani nicelik demektir diyoruz. Ne demek? Birazcık da matematiksel ifade edelim. Diyelim ki İstanbul'dan Ankara'ya kalkıp giden bir adam, İstanbul Ankara'sı atıyorum 450 kilometre olsun. Ankara'dan Antalya'ya 700 kilometre olsun. Atıyorum bu rakamları. İzmir'den Antalya'ya 600 kilometre olsun. Ne kadar yol almıştır deseydim, alınan yol ne kadardır deseydim, alınan yol adamın gittiği yol kadardır. Ne kadar gitti burada? 450. Daha sonra ne kadar daha gitti? 700. Daha sonra ne kadar daha gitti? 600. Dolayısıyla bu adam 1750 mi oluyor? Herhalde öyle. 1750 kilometre ne almıştır? Yol almıştır. Yer değiştirmesi ne kadardır? Yer değiştirme demek ilk ile son konum. Şu ilk konum. Şurası son konum. İlk ile son konum arasında kalan şu uzaklık. İlkten sonra çizgi çizeceksiniz. Atıyorum burayı mesela. Diyelim ki 750 kilometre olsun burası. Attım bu rakamları. İlk konumla son konum arasında kalan bu uzaklığa ne deniyor? Yer değiştirme deniyor. Yer değiştirmesi kaç kilometre? 750 kilometre. Ama alınan yol ne kadar? 1750 kilometre. O zaman her zaman alınan yol yer değiştirme demek değildir. Peki ne zaman alınan yol yer değiştirmeye eşit olur? Adam düz bir yolda bir noktadan harekete başlıyor. Hep aynı yönde gidiyor. Hiç doğrultusunu ve yönünü değiştirmiyor. Bu durumda alınan yol yer değiştirmeye eşit olur. Ama bu adam geri dönmüş olsaydı ve başlangıç noktasına geri dönmüş olsaydı aynı doğrultu üzerinde. Ne kadar gitti diyelim? 100 kilometre mi gitti? Ne kadar döndü? 100 kilometre daha döndü. Alınan yol ne kadar olur? 200 kilometre. Lakin yer değiştirme adamın ilk konumuyla son konumu aynı nokta olduğu için yer değiştirme ne olur? Sıfır olur. Ama hep aynı doğrultuda aynı yönde giderse alınan yol o zaman yer değiştirmeye ne olur? Eşit olduğu söylenir. Gelelim hız ifadesine. İki türlü hız ifademiz var. Aslında hız dediği kitaplarda da ifade eden ortalama hız. Bir de sürat diye iki ifade kullanıyoruz. Ortalama hız dediği ne? Yer değiştirmenin direktman ifade yazmadan devam edeceğim. Zamanı oranı. Sürat dediği ise alınan yolun zamanı oranı. E diyeceksiniz ki ne fark var? Biraz önce ifade etmiştik. Her zaman yer değiştirme ile alınan yol birbirine ne olmuyor?
Eşit olmuyor. Yer değiştirme ne demekti? İlk konumla son konum arasında kalan uzaklıktı. Ama alınan yol denildiği zaman adam ne kadar yol gitmişse onun tamamını alacak. Nereye böleceksiniz? Zamana böleceksiniz. Genelde de kitaplarda hız denildiği zaman ortalama hız anlaşılıyor. Direktman sürat nedir diye sorduğu zaman ortalama hızı zamana böleceğiz. Çok basit bir örnekle bunu pekiştirelim. A noktasından B noktasına 100 kilometrelik bir yol olsun. Buradan hareket eden bir K hareketlisi. Bir de şöyle bir yoldan B'ye giden L hareketlisi olsun. Buranın yolunu da atıyorum bu rakamları 200 kilometre olsun. Ve dedi ki K ve L araçları 10 saniyede şekildeki yörüngede hareket ederek B noktasına ulaşıyor. Buna göre bu adamların hızları, ortalama hızları nedir falan gibisinden bir şey sorduk değil. İlk önce K için ortalama hızını buluyorum. Ortalama hız dediğim yer değiştirmenin zamanı oranı demiştik. K'nın ilk konumu burası mı? Evet. K'nın son konumu burası mı? Evet. İlk konumuyla son konumu arasında kalan uzaklık bana yer değiştirmeyi veriyordu. O kaç kilometre? 100 kilometre. Kaç saniyede gelmiş? 100. O zaman adamın ortalama hızı nedir? 10 metre bölü saniyedir. Peki sürati ne kadardır? Ona geliyorum. Süratte alınan yolun zamanı oranıydı. K'dan L'ye gel, B'ye geldi. Ne kadar yol aldı? 100 kilometre. Burada aldığı yol ve yer değiştirmesi birbirine eşit oldu. Kaç saniyede aldı? 10 saniyede. 10 metre bölü saniye. Yani demek ki K'nın ortalama hızıyla sürati birbirinin aynısı. Gelelim L'ye. L'nin ortalama hızına geliyorum. Ortalama hız denilen yer değiştirmeyini. L'nin başlangıç noktası burası mı? Bitim noktası burası mı? Başlangıçla bitim arasında kalan bu uzaklık kaç kilometre? 100 kilometre. O bana neyi veriyor? Yer değiştirmeyi. Kaç saniyede gelmiş? 10 saniyede gelmiş. Adamın ortalama hızı ne kadar? 10 metre bölü saniye. Süratine geliyorum şimdi. Alınan yol. Bu adam ne kadar yol aldı? 200 kilometre yol aldı. Kaç saniyede yol aldı? 10 saniyede yol aldı. Adamın hızı, sürati pardon, ne kadar? 20 metre bölü saniye. Oraya da sıkıştırdım. Kusura bakmayın. He, demek ki L'nin ortalama hızıyla sürati aynı değilken K'nın ortalama hızıyla sürati birbirine nedir? Eşittir. Çünkü K aynı doğrultuda aynı yönde gitmiştir. Alınan yolu yer değiştirmesine eşittir. Fakat L'nin alınan yolu 200 kilometreyken İlk konumla son konum arasında kalan direkt uzaklık kaç kilometre? 100 kilometre. O yüzden yer değiştirmesi 100 iken alınan yolu 200, sürati ve ortalama hızı birbirinin aynısı değildir. Bir de bu ifadeyi şimdi grafik çiziminden de bulalım. Şöyle bir konum zaman grafiği. Diyelim ki şöyle bir grafik olsun. Böyle bir grafik çok olmaz da şurası olmadı. Her neyse önemli değil. Böyle herhangi bir grafik. Yani bu grafiği gören insan hemen şunu diyor. Hocam konum yani adamın bulunduğu yer. O zaman bu adam böyle yamuk yumuk bir yörüngede mi yol alıyor diyor. Hayır, adam yamuk yumuk yörüngede bir yol almıyor. Adam düz bir yolda. Bazen hızını yavaşlatıyor, bazen geri dönüyor, bazen hızlanıyor, bazen yavaşlıyor. Ama dosdoğru bir yörüngede gerçekleşiyor bu olay. Grafiğin böyle yamuk yumuk olması adamın bazen hızlandığını, bazen yavaşladığını ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Diyor. Ondan sonra devam ediyoruz. Dedi ki adam, T1 bu adam kaçıncı metrede diyelim? 10. metrede. T2 anında bu adamın konumu, yeri kaçıncı metrede? 40. metrede. Atıyorum rakamları. Dedi ki T1, T2 aralığında
Ortalama hızı nedir? Gibi bir ifade kullandı. Yapılacak şey çok basit. Grafiğin T1 anında bulunduğu yerle grafiğin T2 anında bulunduğu yeri birleştireceksiniz. Ve bu grafiğin hemen yatayına bir tane paralel çizeceksiniz. Ve şurada dikkat edin, bir tane üçgen oluşturacağız. Ve bu üçgenin yatayla yaptığı açıya da alfa diyorum. Hemen söylüyorum tekrar. Ortalama hız konum zaman grafiğinde bir nokta ile diğer noktayı birleştirdiğiniz doğrunun eğimi ile bulunur. İki noktayı birleştiren doğrunun eğimi ile bulunur. Bu bulunan ne? Ortalama hız. Hangi grafikte? Konum zaman grafiğinde. Eğim ne demek? Eğim demek grafikte tanjant alfa demek. O zaman hemen ben burada tanjant alfa alıyorum. Tanjant alfa eşittir. Tanjant karşı bölü komşu değil miydi? Karşısı ne olacak? X2 eksi X1. Çünkü bunun tamamı X2 idi. Şurası X1'di. Şu araya ne kalır? X2 eksi X1. Şuraya geliyorum. Burası da T2 eksi T1 mi? Karşı bölü komşuyu. T2 eksi T1. Bu bana neyi veriyormuş? Ortalama hız ifadesini veriyor. Bunun matematiksel ifadesinin çok bir şey ifade etmeyeceğini, asıl hadisenin grafikteki bir noktayla diğer noktayı birleştirdiğiniz doğrunun eğimi olduğunu bilin. Ne demek istiyorsunuz hocam? Bakın hemen çok basit bir örnek üzerinde size bu meseleyi anlatayım. Genelde de kitaplarda soru çıktığı zaman bu şekilde çıkıyor. Konum zaman grafiği. Üç tane hareketli yapacağım buradan. Bu K hareketlisi olsun. Bu L hareketlisi. Bu da M hareketlisi olsun. K'nın konum zaman grafiği şöyle. L'nin konum zaman grafiği böyle. M'nin konum zaman grafiği de böyle. Düz bir grafik. Şimdi soru şu. K, L, M'nin 0, T aralığındaki ortalama hızı ve ortalama hızları arasındaki ilişki nedir? Size 0 T aralığındaki 0 T aralığındaki ortalama hız nedir denildiğinde sıfırın yerini belirliyorsunuz. Grafikte T'nin yerini belirliyorsunuz. Ondan sonra da biraz önce ne dedik? İki noktayı birleştireceksiniz. Birleştirdik. O doğrunun yatayla yaptığı açının tanjantı. Şurada bakın şöyle bir üçgen oluştu. Grafiğin böyle yamuk olduğuna bakmayın. İki noktayı birleştirdiğim doğrunun yatayla yaptığı açısı. Hemen burada açısını alıyorum. Tanjant alfa eşittir. Karşısı ne? X. Komşusu ne? T. Bu kim için? K için ortalama hız. L'ye geliyorum. İki noktayı birleştiriyorum. Gene burada bir ne oluştu? Üçgen oluştu. Onun yatayla yaptığı açıyı alıyorum. Tanjant alfa. O da karşı bölü komşudan. O da x bölü t. Şuraya geliyorum. İlk nokta, son nokta. İki noktayı birleştiriyorum. Yatayla yaptığı açıya geliyorum. O da gene tanjant alfa eşittir x bölü t. O da v, m'ye mi eşit? Dolayısıyla k'nın ortalama hızı, l'nin ortalama hızına, o da m'nin ortalama hızına ne çıktı? Eşit çıktı. Ha, ileride şunu göreceğiz. Birinci grafiğin böyle yamuk olmasını diyeceğiz ki konum zaman grafiği böyle olan bir hareketle hızlanmıştır. Ne bileyim, konum zaman grafiği böyle olan bir hareketle yavaşlamıştır. Konum zaman grafiği böyle olan bir hareketle sabit hızlı gitmiştir diyeceğiz. Fakat şu anda biz ne hızlı gittiğini, nasıl gittiğini bilmeden bile iki nokta arasındaki ortalama hız nedir diye sorulduğunda iki noktayı birleştireceksiniz. Yataya bir alfa açısı çizip karşı bölü komşu yazdığınızda neyi bulacağız? Ortalama hız ifadesini bulacağız demektir diyoruz. Gelelim şimdi
anlık veya ani hız ifadesi. İsminden de anlaşılacağı üzere hareketlinin herhangi bir andaki hızına deniyor. Bunu nasıl buluyorum? Gene bunu konum zaman grafiğinde bulacağım. Nasıl bulacağıma dikkat edin. Diyelim ki şöyle bir grafik. Dedi ki T anındaki hızı nedir? Ya kardeşim konum zaman grafiği vermiş. T anındaki hızı nedir diye soruyor. Buradaki amaç ne ona söylüyorum. T anındaki konum zaman grafiğinin noktası bu mu? Evet. Yapılacak şey o noktaya bir tane teğet çizeceksiniz. Ne çizeceğiz? Teğet çizeceğiz. Evet. Teğetin eğimi bana anlık hızı verir. Teğetin eğimi bana anlık hızı verir. Neyin eğimi? Teğetin eğimi anlık hızı veriyor. Biraz önce ortalama hızda neydi? İki noktayı birleştirdiğimiz doğrunun eğimi ortalama hızı veriyordu. Şimdi ise bir noktadaki teğetin eğimi. Hocam bunu nasıl bulacağız? Şu noktanın cetvel kullanarak şuradan kaç santim olduğunu, 3 santim demek ki burası 3. saniyeye karşılık geldiğini, ne bileyim buranın da 7. saniyeye atıyorum karşılık geldiğini bulabiliriz. Bu noktanın şuradaki konuma 5 metreye karşılık geldiğini, artık 10 metreye karşılık geldiğini, bunları da rahatlıkla bulabilir miyim? Bulabilirim diyoruz. Teğetin eğimi ya, eğim demek yatayla yapılan açının daima nesi? Tanjantı. Bakın hemen gene burada bir üçgen oluştu mu? Evet, bir üçgen oluştu. Hemen o üçgende anlık hız ifadesini yazıyorum. O da teğetin eğimiydi. Karşı bölü komşu mu olacak? Karşısı ne kadar? x2 eksi x1. Komşusu ne kadar? t2 eksi t1. Hocam biraz önce yazdığınız ifadeyle şu anda yazdığınız ifadenin hiçbir mantığı, yani hepsi ifadeler aynı. Aynı. Ama önemli olan burada bileceğiniz şey, burada grafikteki iki noktayı birleştirin. Doğrunun eğimi. Burada bir noktanın teğetinin eğimi. Peki bunu soru üzerinde nasıl göreceksiniz? Bakın şimdi soru üzerinde bunu çok daha net anlayacağınıza inanıyorum. Diyelim ki konum zaman grafiği verilmiş. Ve şöyle bir konum zaman grafiği olsun. Ve ondan sonra adam bana dedi ki T1, T2, T3 anlarındaki T1, T2 ve T3 ani hızlar arasındaki ilişki nedir? Yapacağınız şey, ani hız soruyor ya, bir tane teğet çizmek. Şuraya bir tane teğet çiziyorsunuz kabataslak. Şu mu? Şuraya bir tane teğet çiziyorum. Şu mu? Şuraya bir tane teğet çiziyorum. Şu mu? Kendi kendinize bir teğet çiziyorsunuz. Ondan sonra bu teğetlerin hangisinin yatayla yaptığı açı daha dik? Şunu zaten neredeyse yatayla yaptığı açı bile yok. Hangisinin yatayla yaptığı açı daha dik? Şunun mu? Hangisinin yatayla yaptığı açı daha dikse, o zaman o noktadaki hız diğer noktadaki hızlardan daha büyüktür diyorsunuz. Bunun yaptığı açı, şunun yaptığı açıdan daha büyük yatayla yaptığı açıdan. Bunun zaten neredeyse yatayla yaptığı açı bile yok. Yatayla yapılan açı ne kadar büyükse, yani şöyle söyleyeyim, şöyle dik ya, bu açı ne kadar büyükse, yatayla yapılan açı ne kadar büyükse, o noktanın eğimi daha büyük. Eğimi daha büyük olduğu noktada hız daha büyük olacak demektir diyoruz. Hocam şöyle bir noktada verseydi ve buradan böyle bir şey çizseydim, şundan şunun arasında nasıl bir ilişki sorsaydı dediğimde, o zaman da size genelde kitaplarda 1-2-3 diye sorar. Der ki aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur der. 1 ve ne bileyim buradaki 4 ise 1 ve 4 arasında kesin bir şey söylenemez dersiniz. Zaten size sorulan sorular genelde kabataslak sorulacak olan sorulardır. Kabataslak sorularda da bu şekilde
kabataslak olan şekilde de ikide bir de silip duruyor. Çok rahat bir teğet çizecek konumda olursunuz. Bu teğet ne kadar yatayla yaptığı açı büyükse o noktadaki anlık hız o kadar büyüktür deyip geçeceksiniz. İvme demeden önce burada ekstra bir bilgi anlatacağım. Fakat bunu söylüyorum. Ekstra. Böyle mi yazılıyor? Böyle yazılıyor. Bu bilgi eski ÖSYM kaynaklarında geçerli olan fakat şu anda müfredatta olmayan fakat gene de bilirsek bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz olmayan bir bilgi. Nedir bu bilgi? Hemen şuna geleceğim. Teğetin eğimi demek matematiksel, geometriksel anlamı türev demektir. Hoppala. Biz fiziği zar zor yapıyoruz. Bir de ekstra fiziğe türev eklediniz. Evet. Bu kolay bir türev yalnız. İlk önce basit bir türev anlatıyorum. Bunu genelde bütün arkadaşlarım yapabiliyor. Diyor ki işte y'nin x'e göre birinci türevi nedir? Yapılan işlem şu. X'in katsayısı başa gelecek çarpı olarak üzeri bir azaltılacak. Kaç? 2. Art üst başa çarpı olarak gelecek. 2 çarpı 2 4. Üzeri bir azaltılacak. X. İkinci türevini alıyorum. Üst başa çarpı olarak gelecek. 3 yeri 2 6. Üst bir azaltılacak. X. Artı. Bunun burada 1 mi vardı? 1 başa çarpı olarak gelecek. 4 çarpı üstü bir azalttığım zaman x üzeri 0 mı olacak? Zaten sayının 0. kuvveti neye eşittir? 1'e eşittir. Dolayısıyla x üzeri 0 yazmadan direktman bu şekilde 4 yazabilirim. Bir türev daha alıyorum. Yeter hocam. Olsun alalım. Şunun burada 1 vardı. 1 başa çarpı olarak geldi. Üstü bir azalttım. 0 oldu. Artı bunun x üzeri 0 mı var? 0 zaten başa çarpı olarak geldiğinde sabit sayıda ne yapar? Götürür. Demek ki sabit sayının türevi de ne olur? 0 olur diyorum. Böylelikle x'e bağlı bir türev aldım. Basit türev. Bunu fiziğe nasıl adapte etmişler? Teğetin eğimi türev diyoruz ya. Dedi ki bize x eşittir t kare artı 2t. Ne demek bu? Konumun zamana bağlı değişim ifadesi. Ne demek istiyorsunuz hocam? Adam t eşittir 0 anında konumu nedir? T yerine 0 yazıyorum. Konumu 0. Yani şöyle bir çizgi çizelim. X eşittir 0 konumundan ne yapmış? Harekete başlamış. 1 saniye sonra t yerine 1 yazıyorum. 1 yazarsam 1 artı 2. Kaç? Adam kaçıncı metreye gelmiş? 3. metreye gelmiş. 2 saniye sonra 2'nin karesi 4. 2 çarpı 2 4. 4 4 daha 8. Adam kaçıncı metreye gelmiş? 8. Ne bileyim 3. saniyede 9 3 kere 2 6 15 mi oldu? Adam kaçıncı metreye gelmiş? 15. Yani bu t kare artı 2t zamanla adamın konumunun değişme ifadesi. Var mı burada problem? Sanıyorum sesiniz geliyor. Yok diyorsunuz. İnşallah öyledir. Adam bize soru olarak şunu sordu diyelim. Dedi ki 5. saniyedeki anlık hızı nedir? Getirip hocam 5. saniye yazarım. 5'in karesi artı 2 çarpı 5 eşittir. 25 artı 10, 35 derim. Ama bu bulduğunuz nedir derim? 5. saniyedeki adamın konumu kaç metre ileride kalmış? 35 metre. Ama bana ne soruyor? Hız. Şimdi hemen geliyorum. Teğetin eğimi türev mi demekti? Hemen konumun T'ye göre birinci türevi bana hızı verecek diyorum. T'ye göre türev oluyorum. 2 başa ne olarak geçiyordu? Çarpı olarak. 2 çarpı. Üzeri bir azaltıyorum. T. Artı. Bunun 1 vardı. 1 başa çarpı olarak geçti. 2. Üstünü bir azalttığım zaman o da ne oldu? Gitti. Böylelikle ne ifadesini buldum? Hız ifadesini buldum. Bana kaçıncı saniye diye soruyor? 5. saniye. Getirip denklemde yerine yazıyorum. 2 çarpı 5 artı 2 12 metre bölü saniye diyeceksiniz. Tekrar söylüyorum. Eğer bu şekilde bir konumun zamana bağlı ifadesi verilmiş ve daha sonra bana anlık hız ifadesi soruluyorsa
Konumun birinci türevi. Konumun nesi? Türevi. T'nin çünkü türevi veriyor. Konumun birinci türevi neyi veriyor? Hızı veriyor. Basit T'ye göre türev alıyorum. Daha sonra hangi zamanda soruyorsa o zamanı getirip T'de yerine yazıyorum. O zaman şöyle bir ifade kullanalım. Konumun zamana göre birinci türevi hızı ikinci türevi ivmeyi verir. Hızı anladık da hocam ivme nerede? İvmeyi de biraz sonra anlatacağız. Konumun zamana göre birinci türevi hızı, ikinci türevi ivmeyi veriyor. Biraz önce yazdığımız örneği buraya yazıyorum. T kare artı 2T. Bunun birinci türevi neyi veriyormuş? Hızı. Hemen birinci türevini alıyorum. 2T artı 2. Bunun bir türevini daha alırsam. İkinci türevi diyorum ya. Veya hızın birinci türevi. O da ne olacak? Alırsınız. 2 çıkacak. Demek ki bu T kare artı 2T'lik hareket denkleminden kaynaklanan hareketlinin ivmesi 2'ymiş. Hızının zamana bağlı değişim ifadesi de 2T artı 2'ymiş. Bu ifade nasıl bir ifade? Anlık hız ifadesi. 3. saniyedeki hızı nedir? 2,5. saniyedeki hızı nedir? 5. saniyedeki hızı nedir? Denildiğinde T yerine getirip o değeri yazacağım. Ve o hız ifadesini o noktada bulacaksınız diyor. Bunu mesela nasıl kullanabiliriz? Onu da size bir örnek üzerinde anlatayım. Bir yıl üniversite imtihanında soru olarak sordular bunu. Ha, hocam illa böyle mi çözeceğiz de diyebilirsiniz. Farklı farklı çözeceğim. Bu bir üniversite sorusu. Bir tane hareketliğe ait konum zaman grafiği verilmiş. T saniyede adamın konumu 25. 2T saniyede konumu 100. Ve demiş ki T 2T aralığındaki ortalama hızı 15 metre bölü saniye olan hareketlinin T anındaki hızı kaçtır? Bana anlık hız soruyor. Neyi vermiş? T2T aralığındaki ortalama hızı vermiş ve T anındaki hızı soruyor. O zaman hocam T anındaki hızı soruyorsa ben buraya bir T çizerek bulabilir miyim? Arkadaşlar buraya T çizmeye kalksanız T'nin şu noktalarının aşağı gelen noktalarını şöyle kapatarsak bir şey çizeyim de şu noktalarının kaça karşılık geldiğini biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden böyle bir şeyi çizmek çok da mantıklı değil. O zaman nasıl çözeceğim? Bir kere bize zaten bilgi olarak ne vermiş? T anı ile 2T anı aralığındaki ortalaması mı vermiş? Ortalaması neydi? İki noktayı birleştirdiğimiz. Doğrunun yatayla yaptığı açısının tanjantı mıydı? Biraz önce yaptık onu. Hemen tanjant alıyorum. Ortalama hız eşittir 15. O da eşittir ne olacak? Karşı bölü komşu. Şurası ne olacak? 100 eksi 25 bölü. Şurası da 2T'den T'yi mi çıkaracağım? 2T eksi T. 15 eşittir 75 bölü T. T ne çıktı? 5 saniye. Mükemmel. Şurasının 5. Burasının da kaç olduğunu buldum? 10. Artık bana neyi soruyor? 5. saniyedeki hızını soruyor. Onu nasıl yapacağım? Bakın biraz önce anlattığım taktikle yapacağım. Şimdi bakın. Zaman 5 iken konum kaç olmuş? 25. Zaman 10 iken konum kaç olmuş? 100. O zaman bu grafik x eşittir t kare grafiği mi? T yerine 5 yazıyorum. Konumu ne oldu? 25. T yerine 10 yazıyorum. Konumu ne oldu? 100. Ha, demek ki bu grafik ne grafiğiymiş? X eşittir t kare grafiğiymiş. Ben biliyorum ki bunun birinci türevi adresini vermiyor muydu? O da ne olacak? 2T. Kaçıncı saniyede diyordum? T anında. T zaten kaçıncı saniye? 5. Getirip T yerine 5 yazıyorum. O da ne çıktı? 10 metre bölü saniye. Bu bir yıl üniversite imtihanında soru olarak soruldu.
E hocam ben bunu bilmiyorum. Nasıl çözeceğim? Formülle çözülecek. Fakat şu anda formül anlatmayacağım. İleride formül anlatacağım. Bunu bir de ileride formülden çözeceğiz. Şimdilik sadece bu şekilde ne kadar kolay çözülebildiğini bilin. Gelelim şimdi ivmeye. A harfi küçük A harfiyle gösterilir. Nedir ivme? İvme birim zamandaki hızdaki değişime denir. Ne değişecek? Hız değişken olacak. O yüzden ivmenin ifadesine biz ne deriz? Hızdaki değişim bölü zaman. Hızda değişim yoksa ivme sıfırdır. Yani bu da ne demek? Son hızdan ilk hızı çıkaracaksınız. Zamana böleceksiniz. Nitekim bir adam V hızıyla gidiyordu diyelim. Zaman geçti. Hala hızı V. Bu durumda hızda değişme var mı? Yok. Adamın ivmesi nedir? Sıfırdır. Hızda değişme yoksa ivme yoktur. Veya adam duruyordu. Hala duruyor. Hızında bir değişme yok. İvme nedir? Sıfırdır. Adam 2V hızından hareket ediyordu. Bir anda hızı 5V oldu. Hızı değişti mi? Değişti. O zaman ivme vardır diyoruz. Adam 7V hızıyla gidiyordu. Bir anda hızını V'ye düşürdü. Bu durumda ivme vardır diyoruz. Sıfır değildir. Hızı değişkense ivme vardır. Hızı değişken değilse ivme nedir? Sıfırdır diyoruz. Ortalama ivme ve anlık ivme gibi ifadeler var. Fakat onlarla alakalı bir şey söylemeden geçiyorum. Şimdi asıl konumuzun en can alıcı yerine geliyoruz. Grafik okuma ve yorumlama bu birazcık matematik konusu aslında. Yani çünkü grafiği genelde okuma, yorumlama fizikte önemli olduğu kadar matematikte de var. Ne bileyim coğrafyada da var. Bazen tarihte de grafik okuma sorusu soruluyor. Biyolojide gene keza grafik okuma soruları ve yorumlama soruları var. Biz bir grafiği nasıl okunur, nasıl yorumlanır onu baştan aşağı anlatacağız. İlk anlatacağım maddeler fizikten hiçbir alakası yok. İlk önce sanki sadece matematik anlatıyormuşum gibi kabul edin ve ona göre meseleye dikkat edin. Evet, şimdi bir tane çizim yaptım. Şimdi bakın tekrar söylüyorum. Bu anlattığım kısım tamamen matematik şu anda. Bir tane zaman ekseninde zaman grafiği var. Ne zaman olduğu önemli değil. Zaman ekseninden grafikler uzaklaşıyorsa. Hocam uzaklaşıyordan kasıt ne? Mesela şu zaman ekseninden gitgide ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Bu zaman ekseninden gitgide ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Bu zaman ekseninden gitgide ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Bu zaman ekseninden gitgide ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Bunlar şu üç grafik zaman ekseninde üst taraf daima artı, alt taraf daima eksi kabul ediyoruz. Bu pozitif yönde uzaklaşıyor. Bu negatif yönde uzaklaşıyor. Bu grafikte mesela birinci saniyede rakam 1 ise ikinci saniyede 2, üçüncü saniyede 3 mü diye devam ediyor. Burada da birinci saniyede eksi 1, ikinci saniyede eksi 2, üçüncü saniyede rakamın kendi değerine. Kaç? 3, 4, 5. Burada rakam 3, 4, 5 diye artıyor. Burada da rakamlar 3, 4, 5 diye mi artıyor? Evet. Bu grafikler nasıl grafiklerdir? Artan grafiklerdir. O zaman şöyle bir tam tersini söyleyelim. Zaman eksenine yaklaşıyorsa, nasıl yaklaşırsa yaklaşsın. Yeter ki zaman eksenine yaklaşsın. Hocam nasıl yani? Bu başlangıçta zaman ekseninde bu kadarken sonra bu kadar, sonra bu kadar, sonra bu kadar zaman eksenine ne yapıyor? Yaklaşıyor. Zaman eksenine yaklaşan grafikler de azalan grafiklerdir.
Mesela burada belirli bir rakam değeri vardı. Zaman geçti, o rakam şuraya indi. Zaman geçti, o rakam şuraya mı indi? Rakamın değeri ne yaptı? Azaldı. Bunlar grafiğin üstünde olduğu için bunlar pozitif yönde azalan grafikler. Bunlar grafiğin altında olduğu için bunlar da negatif yönde azalan grafikler diyoruz. Azalmasından kastı tekrar söylüyorum. Bu mesela eksi 7 idi. Daha sonra ne oldu? Eksi 5 oldu. Daha sonra eksi 4 oldu. Daha sonra eksi 3 mü oldu? Eksileri boş verin. Rakam 7, 5, 4, 3 diye azaldı mı? Evet. Mühim olan 7, 5, 4, 3 diye azalıp azalmadı. Hangi yönde yaklaştı? Negatif yönde yaklaştı. Negatif yönde yaklaştığı için bu grafik nasıl bir grafik? Negatif yönde azalan bir grafik. Genelde de bizi şu şekildeki grafik daha çok ilgilendiriyor. Bir şöyle bir grafik. Bir de şöyle bir grafik. Bu grafikler zaman ekseninden bir kere ne yapıyor? Bakın zaman ekseninden gitgide ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Zaman ekseninden gitgide ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Bu grafikler bir kere nasıl grafiklerdir? Artan grafiklerdir. Ve nerede artan? Zaman ekseninin üstünde olduğu için pozitif yönde artan grafiklerdir. Fakat bu grafiği artarak artan, bu grafiği de azalarak artan diyoruz. Hoppala. Tamam, artarak artanı anladık. Azalarak artan ne demek? Buradaki arkadaşlar artış miktarları demek. Mesela birinci saniyede bu adam birdi. İkinci saniyede bu adam 3 oldu. Üçüncü saniyede bu adam 7 oldu. Ne bileyim, dördüncü saniyede bu adam 12 oldu. Dikkat edin, bir arttı. Burada iki arttı. Burada dört arttı. Burada bilmem kaç mı arttı? Artış miktarı ne yapıyor? Artıyor. Artış miktarı arttığı için buna ne diyoruz? Artarak artan grafik diyoruz. Mesela burada 1'e 1'di. 2'ye 1,5. 3'e 1,75. Ne bileyim, 4'e, çünkü çok yaklaşacak, 1,80. Şimdi burada 1 arttı. Yarım arttı. 0,25 arttı. 0,15 arttı. Bakın gene rakamın değeri artıyor mu? Artıyor. Fakat artış miktarı ne yapıyor? Azalıyor. O yüzden bu grafiğe de ne diyoruz? Azalarak nasıl bir grafik? Artan grafik diyoruz. Sonuçta bu grafiğin rakamsal değeri durmadan artıyor. Sadece artış miktarları azalıyor. Diyor. Geçiyor. Şimdi gelelim ikinci grafik ifademize. Bu daha kolay. Yani bunu genelde herkes çok basit bir şekilde, hocam bu basitmiş, bunu anlatmanıza lüzum yok falan, bunu zaten biz biliyoruz diyor. Şöyle bir grafik. Ne grafiği olduğu önemli değil. Şu anda kendi kendimize bir grafik çizdik. Grafikte alan demek. Grafikte alan demek. Grafikle, grafik şu mu arkadaşlar? Zaman ekseni bu mu? Grafikte, grafikle zaman ekseni arasında kalan bölge demektir. Şimdi buraya geliyorum. Grafik şurası mı? Grafikte zaman ekseni burası mı? Grafikte zaman arasında kalan bölge burası demektir. Şurayı alan insanlar var. Burada grafik yok arkadaşlar. Grafik şurada. Grafikle zaman arasında kalan bölgeye alan diyoruz biz. Ve grafiğin üstünde kalan alana pozitif, grafiğin altında kalan alana negatif diyoruz ki bu ifade çok doğru bir ifade değil. Çünkü alanın artı veya eksi diye ifade edilmez. Fakat biz fiziksel olarak enteresan bir şey. Burada bu artı ve eksiği kullanacağız. Hemen şuradaki alanı alalım. Tamam mı? Sistemin toplam alanını bulalım. Şurada kocaman bir yamuk alanı var. Üst taban kaç? 2. Artı alt taban 4. Yükseklik 10 bölü 2. Veya ilk önce dikdörtgenin alanını alırsınız. Daha sonra üçgenin alanını da alabilirsiniz. Fark etmez. Eksi. Şurada bir ne var? Dikdörtgen var. 5 çarpı. Şurası kaç birim? Burası dörtgen, burası 8 olmuş. Şu aralık 4 birim mi? Çarpı 4. 6, 30, eksi 20. Kaç birim kare toplam? 10 birim kare diyoruz. Demek ki grafiğin üstünde kalan artı, altında kalan alan eksi. Bizi ilgilendiren kısım üstte kalan alanın artı, altta kalan alanın eksi olması. Mesela diyelim ki şöyle bir grafik çizdik. Şurada zaman ekseni. Ve dedi ki, bunu biz yapalım. Şu grafik mi? Evet. Grafikle zaman bu mu?
Grafik ve zaman arasında kalan blur şurası. Şu grafik mi? Tutup bu tarafı tarayanlar var. Grafikle zaman arasında kalan bölge burası mı? Bu grafik altında kaldığın için alan ne? Negatif. Bu grafiğin üstünde kaldığı için alan ne? Pozitif. E hocam böyle bir grafiğin alanını ben bulamam ki. Hani bu grafik şöyle düz olsaydı üçgenin alanı der bulurdum. Ama bu yamuk bir grafik nasıl bulacağım? Normalde bu integralle bulunuyor. İşte integral fx çarpı dx kaçtan kaçaysa bunun çözümü yapılarak bulunuyor ki biz asla bu şekilde bir integral sorusu sorup size alan aldırmayacağız. Burada önemli olan grafiğin altında kalmışsa alanı ne oldu? Eksi alan oldu. Grafiğin üstünde alan kalmışsa o grafiğinde ne oldu? Artı olduğunu bilmeyiz. Böyle bir grafik sorup da size bu grafiğin alanı nedir diye sormayız. Genelde bizim grafiklerimiz düz, üçgen o şekildedir. Grafiğin altında kalan alan denildiği zaman grafikle zaman arasında kalan bölgeyi alırsınız. Üstünde kalan alan pozitif, altta kalan alan negatif der geçersiniz. Evet, gelelim şimdi fasulyenin faydalarına. Belki de bu grafikle alakalı bilinmesi gereken en önemli yer diyebilirim. Ne? Eğim. Genelde matematikçiler de anlatıyor bu konuyu. Bakalım bir de biz fizikçiler olarak anlatalım. İkisinin arasındaki farkı veya ikisini birleştirerek çok güzel bir eğim olayı ortaya çıkartalım. Eğim demek tanjant alfa demekti. O zaman biz eğimi inceleyeceksek aslında kimi incelememiz gerekiyor? Tanjant alfayı. O zaman tanjant alfayı inceliyorum. İlk önce grafiğin eğiminin işaretini bulacağız. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Bunu geometriden biliyoruz. Neydi? Bütün sınıf kara tahtada coşar. Bütün sınıf kara tahtada coşar. Ne hocam bu? Kimi inceliyoruz dedim? Tanjant alfayı. Bütün demek sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant birinci bölgede hepsine pozitif. Tanjant alfa da birinci bölgede ne? Pozitif. İkinci bölgede sadece sinüs pozitif. O zaman tanjant ne? Negatif. Üçüncü bölgede kotanjant tanjant pozitif. Sadece dördüncü bölgede kosinüs pozitif. Tanjant ne? Negatif. Beni ilgilendiren tanjant olduğu için tanjant birinci ve üçüncü bölgede pozitifken ikinci ve dördüncü bölgede tanjant nedir? Negatiftir. Bütün sınıf kara tahtada coşar. Bütün hepsi pozitif. Sadece sinüs pozitif. Kotanjant, tanjant pozitif. Sadece kosinüs pozitif. Peki hocam bana dedi ki şöyle iki tane grafik çiziyorum kendi kendime. Veya üç tane çizeyim. Üç tane grafik çizildi. Veya şu grafiği değiştirip şöyle bir şey çizeyim. Dedi ki bu grafiklerin eğimi ne? Hocam bu hangi grafik? Hız zaman grafiği, konum zaman grafiği. Bak o önemli değil şu anda. Şu anda sadece matematik anlatıyoruz. Böyle bir grafiğin eğiminin işaretine. Yapacağınız şey şu. Gelip grafiğin üzerine bir tane artı çizeceksiniz. Bunu çizemeyecek olan yoktur diye düşünüyorum. Bu grafik bu artıda ikinci ve dördüncü bölgeden mi geçiyor? Dikkat edin. Nereden geçmiyor? 1, 3'ten geçmiyor. Kaçtan geçiyor? 2 ve 4'ten geçiyor. 2 ve 4'te tanjantın işareti neydi? Negatif. O zaman bu grafiğin eğiminin işareti ne? Negatif. Hemen buna geliyorum. Bir tane artı çiziyorum. Kaçıncı bölgelerden geçiyor? 2, 4. O zaman bu grafiğin eğiminin işareti ne? Negatif. Şuraya geliyorum. Bir tane artı çiziyorum. Kaçıncı bölgelerden geçiyor? 2, 4. 2, 4'ten geçiyorsa bu grafiğin eğimin işareti ne? Negatif. E hocam bütün grafiklerin eğimin işareti negatif mi? Hep negatif çizdiniz. Ya çizdiğim grafiğe göre değişir. Alın. Şöyle bir tane çizdim. Kaçıncı bölgelerden geçiyor? 1, 3. 1, 3'ten geçiyorsa eğimin işareti ne olacak? Pozitif olacak demektir diyor. İşaret. Neyin işareti bu? Bu grafiğin eğiminin işareti. Bu grafiğin eğimin işareti pozitif, bunun negatif, bunun negatif, bunun da negatiftir. İşaret anlaşıldı diye ümit ediyorum. Şimdi de grafiğin eğiminin
artıp azalmasını kontrol edeceğim. Grafiğin eğimi artıyor mu, azalıyor mu? Buraya birkaç tane grafik çizeceğim. Daha sonra hep birlikte bu grafikleri yorumlayacağız. Grafiğin üstünde veya altında olması hiç önemli değil arkadaşlar. Orayı boş bırakayım. Oraya bir şeyler yazarım. İşte böyle grafikler verildi. Ve denildi ki bu grafiklerin eğiminin artıp azalması soruldu. Şimdi ilk önce öğrenci milletinin sevdiği, basit olduğuna inandığı, işte beli bükülmüş K, ne bileyim genç K, ihtiyar K falan filan K gibi bir ifade kullanılıyor ki öğrenci bunu seviyor. Hemen geliyorum. Şuradaki grafikleri, şurada çizmiş olduğumuz grafiklerin hangisine benzediğini kontrol edeceğiz. Mesela şunu kontrol ediyorum. Bu, buradaki grafiklerden hangisine benziyor? Şuna mı benziyor? Şöyle ya. Evet. O zaman bunun eğimini okuyorum. Pozitif yönde eğimi artan demek. Mesela bu grafik. Şuna mı benziyor? Eğimi negatif yönde eğimi artan demektir. Mesela bu grafik. Şuna mı benziyor? Negatif yönde eğimi azalan demektir. Şu grafik şuna mı benziyor? Pozitif yönde eğimi sabit demektir. Şu grafik var mı burada? Yok. Zaten grafiğin eğimi demek yatayla bir açı mı yapması demek? Bunun yatayla yaptığı bir açı var mı? Yok. Sıfırdır. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi burada anlatması birazcık zor olacak. Görsel aslında da anlatabilsem gerçekten çok daha rahat anlayacağınıza inandım. Ta 97'lerde anlattığım bir şeyi söyleyeceğim size. Bunu da öğrenci milleti çok severek yapıyor ve bence de çok basit olduğuna inanıyorum. Şu da basit ama benim anlatacağım bu da basit. Şimdi bakın bir yuvarlak çizdim, ortadan bir tane de bir doğru çizdim. Şu tarafta bir yuvarlak var. Bu tarafta da diğer yuvarlak var. Doğru mu? Şimdi görsel olarak anlatamıyorum ama beni dikkatle dinlerseniz inşallah. Yani bir fotoğraf olsa fotoğraf da koyacağım. İyi dinleyin. Yapacağım şeyi söylüyorum. Buradaki şu yuvarlağın ortasından çizmiş olduğum çizgiyle birlikte şu tarafta kalan dilimi avucunuzu açıyorsunuz. Sanki dua eder gibi. Elinizi yarım ay yapacaksınız. Yarım ay şeklinde yapıp şu taraftaki kısım hangi elinizle kavrayabildiğinizi sorsaydım, elinizi yarım ay yapacak şekilde şu taraftakini hangi elinizle kusura bakmayın hangi elinizle kavrayabildiğinizi sorsaydım herhalde hepiniz sağ elimle kavranıyor, sağ elime paralel oldular çünkü diyebileceksiniz diye düşünüyorum. Elinizi yarım ay yapıyorsunuz ve şu tarafı hangi elinizle kavrayabiliyorsunuz? Sağ elinizle. Sağ elinizle kavradığınız grafiklerin eğimi artan, sol elinizle kavradığınız grafiklerin eğimi azalandır. Hoppala. Bakın hemen şuna giriyorum. Şu grafik hangi elinizle kavrayabiliyorsunuz? Bakın sağ elinizle mi kavruyorsunuz? O zaman bu grafiğin eğimi artan. Şu grafik. Bu grafiği hangi elinizle kavrarsınız? Direkt elinizi yarım ay yapın. Yarım ay yaptığınızda hangi elinizle kavrayabiliyorsunuz? Sol elinizle. Bu grafiğin eğimi ne? Azalan. Mesela şu grafiğe geliyorum. Bu grafiği hangi elinizle kavrayabiliyorsunuz? Sağ elinizle. Bu grafiğin eğimi ne? Artan. Diğerlerini de siz deneyin. Peki hocam tam artan azalan da artı eksisini hemen üzerine ne yapıyorduk? Bir çizgi çiziyorduk. Hangi bölgelerden geçiyor? 1, 3. O zaman işareti ne? Eğimi pozitif yönde artan.
Hangi bölgelerden geçiyor? 1-3. Eğimin eğ pozitif yönde azalan. Hangi bölgelerden geçiyor? 2-4. Eğimin eğ negatif yönde artan. Hangi bölgelerden geçiyor? 1-3 pozitif yönde. E hocam elimle kavrayamıyorum bunu. Bu dümdüz bir şey. O zaman elinizle kavrayamadığınız işareti olan grafiklerin eğimi sabit. Zaten bunun işareti bile yok. Bu ne? Eğimi 0. Diğerlerini de siz kendiniz ifade ediniz. Mesela bakın şimdi. Enteresan şöyle bir grafik çizelim. Şurası zaman ekseni. Şurası T2T olsun. 0T aralığı için eğimin nasıl değiştiğini kontrol edelim. Eğimi kontrol ediyoruz. Hemen gelip üzerine ne yapıyorum? İlk önce bir artımı çiziyorum. Hangi bölgelerden geçiyor? 1-3. Eğimin işareti ne? Pozitif. Peki bu grafiği elinizi yarım ay yaptığınızda hangi elinizle kavruyorsunuz? Sağ elinizle kavruyorsunuz. O zaman eğimi ne? Artan. Bu grafiğin eğimi pozitif yönde artan demektir. Diğerine geliyorum. Hemen tık tık yazdım. O da ne? T2T aralığı için. Gene kaçıncı bölgelerden geçiyor? 1-3. İşareti ne? Artı. Şu grafiği hangi elinizle kavruyorsunuz? Yarım ay yaptığınızda. Sol elinizle kavruyorsunuz. Çünkü sağ elinizle kavrayamazsınız. İçinde kalıyor. Sol elinizle kavruyorsunuz. O zaman eğimi ne? Azalın. Mesela diyelim ki bundan sonra bir tane daha şöyle düz bir grafik olsun. Hemen bu grafiğin işaretini bulalım ilk önce. İşareti ne? Gene 1-3'ten geçiyor. Pozitif. Kavrayabiliyor musunuz? Yuvarlak değil. Kavrayamıyorsunuz. İşareti varsa o zaman eğimi ne? Eğimi pozitif yönde sabit demektir diyoruz.